Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla Milletvekili Nihat Öztürk Bodrum'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öztürk AK Parti ilçe binasında gerçekleştirilen toplantıda ulusal ve yerel gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Ama şu çok kötü. Yani sandık, işte gelelim milletin önüne, demokrasi, cumhuriyet, işte milletin değerleri deyip %99 evet dahi çıksa biz bunu tanımayacağız demek doğru bir şey değil. İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıya Nihat Öztürk'ün yanı sıra bazı partililer katıldı. Toplantının başında bir konuşma yapan Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, Nihat Öztürk'ün parlamentodaki en çalışkan vekillerden biri olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi. En son kendisiyle Cuma günü Bodrum'da beraberdik. Dolmuşçularımızın Büyükşehir Belediyesi ile yaşamış olduğu sorunu bizzat hem biz takip etmekteyiz, hem milletvekilimiz takip etmekte. İsterdik ki orada Büyükşehir Belediyesi ile dolmuşçularımız arasında kademeli bir geçiş olsun ve üzüntü yaratmadan hem halkımızın yararına hem dolmuş esnafının yararına çözümler bulunsun. Ancak görüyoruz ki Büyükşehir Belediyesi bunu başaramadı. Dolmuşçularla arasındaki problemi devam ettirmeyi tercih etti. Biz de her iki tarafa da, hem belediye, Büyükşehir Belediyesi'ne, hem dolmuşçularımıza yakın bir anlayışla olaya bakıyoruz. Mühim olan insanların burada hakkının, hukukunun takip edilerek hiç kimsenin kırılmadan bu işlerin çözülmesidir. Dilerim ki Büyükşehir Belediyesi de bu yolda ilerleyerek dolmuşçularımızın problemini çözecektir. Milletvekili Nihat Öztürk ile birlikte Yarımada'daki muhtarlarla da bir araya geleceklerinin bilgisini veren Gündoğdu, konuşmasına şu sözlerle devam etti. Bugün de muhtarlarla beraber toplantımız olacak. Muhtarlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz sayın vekilimle beraber, ilçe yönetimimizle birlikte. Böyle bir çalışmamız var. Gene Cuma günü Denizciler Derneği'ni ziyaret ettik. Denizciler Derneği'nde denizcilerimizin getirdiği problemler çok büyük. Bodrum'da kanalizasyonların ve arıtmanın denizlere bırakıldığı, arıtma tesislerinin yapılamadığı şeklinde bir serzenişleri var. Tabii bu da Büyükşehir Belediye'mizin inisiyatifinde ve yetkisinde olan bir konudur. Yerel yönetimler açısından dileriz ki Büyükşehir Belediye'miz bu konularda da projelerini hazırlasın ve bu projelerini bizlerle paylaşırsa biz de kendilerine gereken desteği vekilimizle birlikte veririz inşallah. Hakikaten Bodrum üç yanı denizlerle çevrili bir ilçemiz. Turizm açısından denizlerimizin fonksiyonu çok önemli. Denizcilerimizin ekmek parası yönünden çok önemli. Bundan dolayı denizlerimizin kirlenmemesi bizim de birinci önceliğimiz. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk konuşmasına şöyle başladı. Kafalarının karışık değil de bilinçli olarak yönlendirildiğini görüyoruz. Özellikle bu işte 16 Nisan'da yapacak referandum konusunda arkadaşlar. Şimdi önümüzde bir referandum var. Referandumda biz yeni bir şey icat etmiyoruz. Bir defa şunu herkes bilsin. Burada milletimizin seçim hakkını, seçme hakkını güçlendiriyoruz. Sadece daha önceden sadece yasamayı seçerken milletimiz tek sandıkta, tek oya vererek artık bundan sonra Türk milleti 80 milyonla beraber hem bir gecede, bir günde hem yasamayı seçecek hem de yürütmeyi seçecek. Aynı belediyelerde olduğu gibi. Türk milleti 80 milyon kendi hür iradesiyle kendi vicdanıyla başkanı diyecek, kendi cumhurbaşkanı yani cumhurbaşkanlığı bu yeni sistemde yürütmenin de başı aynı zamanda. Cumhurbaşkanlığı ve dolayısıyla bakanlar onun oluşacak, bakanlar konumuna oy vermiş olacak. Yani yetki karmaşası yok, her şey net, seçim bitecek ve o akşam kimin başkan, kimin milletvekili olur belli olacak. Tek adamlık diye bir sistem söz konusu değil.
Referandum konusunda evet diyen de hayır diyen de olacağını belirten Öztürk, ne Cumhuriyet'le, ne Cumhuriyet'in değerleriyle ne de laiklikle problemlerinin olmadığını söyleyen Öztürk şu sözleri kaydetti. Bizim buna en ufak bir söz söyleme lüksü bizde yok, başkalarında yok. Biz nasıl hayır diyenleri ayrı cenaha koyup onları, yani toplumu bölme hakkımız yoksa, evet diyenleri de ayrı bir yere koyup sanki evet diyenlerin yanlış yapıyormuş gibi muamele görmesine ve başka şeyler yapmasına tahammülümüz yok. Tam tersine bu referandum olacak. 16 Nisan'da da Allah izin verirse bir referandum yapacağız. Ve buradan da evet milletimiz veyahut da hayır diyecek. Biz ne çıkıyorsa bizim başımızın tacı, bizim bu kadar ufak bir şeyimiz yok. Ne bizim Cumhuriyet'te problemimiz var, ne Cumhuriyet'in değerleriyle problemimiz var, ne laiklikte problemimiz var, ne sosyal hayatta, sosyal yaşantıyla insanlarımızın, Bodrum'da yaşayan kardeşlerimizin ve de Marmaris'teki Fethiye'li kardeşlerimizin ne sosyal yaşantısıyla ne de onların düşüncesiyle alakalı bir problemimiz var. Biz bunları zenginlik olarak görüyoruz. Farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Ama bakıyorum bazen, bazı sürücü toplantıya gidiyorum. Ya bizim düşüncelerimiz, bizim gösterdiğimiz tahammülü karşısaktan gösteremediğini görmek de beni üzüyor ayrıca. En çok konuşulan 18 yaş meselesiyle ilgili de konuşan Öztürk şunları söyledi. En çok konuşulan işte 18 yaş meselesi var. Biz milletin gençliğine güveniyoruz. Milletimize seçme hakkı verdiğimiz insanların seçilme hakkının da olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 18 yaş bir temel değer. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yani bu içerisinde 8 milyon kardeşimiz var. Bunların yapar yapamaz ayrı bir konu. Ama milletin önüne çıkmış gençlerin önümde açılıyor olması bizim için önemli. Sivil toplum kuruluşlarının özellikle de Mimarlar Odası'nın çok yanlı davrandığını iddia eden Öztürk, özellikle yargı ile olan kısmının çok yanlış anlatıldığını ifade ederek şunları söyledi. Şimdi bizim bu sistemde arkadaşlar, danıştaylarla ilgili bir tek şey var mı? Yani yargıya ilgili, danıştaylarla ilgili tek bir değişiklik var mı? Yok. Yargıtayla ilgili değişiklik var mı? Yok. Anayasa Mahkemesi'ne ilgili bir değişiklik var mı? Bana kadar da yok. Yani iki tane üyenin azalmış olması Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmiyor ki. Kim nasıl seçiyorsa dün, bugün öyle seçecek. Yani Anayasa Mahkemesi'ye ilgili bir değişiklik yok. Yani bakın, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, bunlarla alakalı en ufak bir değişiklik yok. Yani bu yeni teklifimiz Anayasa değişikliği. Ne var? Sadece HSYK'nın yapısıyla alakalı bir değişiklik var. PKK'nın referandumda hayır oyu kullanacağını açıkladığının hatırlatılması üzerine Öztürk, sözlerini şu sözlerle noktaladı. Cemil Bayık'ın, bundan söylemek istemiyordu ama ağzından çıktı yapar. O teröristin yapmış olduğu videoyu izlemeyen var mı aranızda? Çok açık net diyor, adam diyor ki, bu PKK'nın iki numara adamı. Avrupa'daki sorunları da yaptı da, ben en son yapanı söylüyorum. Bu referandum, MHP ile AK Parti'nin PKK'yı bitirme planı diyor. Ben söylemiyorum ki bunu. PKK'nın lideri söylüyor. İşte orada girin internete, cevabı, evet hayır, referandum deyin, görün bunu. Yani şimdi ben Nihat Öztürk olarak Cemil Bayık'la mı diyor, Bıyık'la mı diyor, yan yana adamın alınmasını aynı, yani aynı yolda, doğru seviye, aynı yolda yürümek istemem. FETÖ'cülerle aynı yerde durmak istemem. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Öztürk ve ilçe teşkilatı üyeleri Bodrum'daki muhtarlarla görüşmek üzere ilçe binasından ayrıldı. İlçe binasındaki toplantının ardından milletvekili Öztürk ve partililer muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi.